Günümüz hanımlarına sizin ağzınızdan mesaj alabilir miyiz? Efendim, bugün ne tavsiye edersiniz? Takvaya çok kıymet vermek lazım. Bu da hanımlara. Hem hanımlara hem erkeklere. Bir de bak, gıdaya dikkat edilecek, haram gıda olmayacak. Gözler, nazarlar değişmiş gıdalar alınmayacak. Bunu baktığımız zaman devamlı kebapçılar vesaire şu bu. Kokuları ortalığa yayılıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem yemek kokuları komşunuza eziyet etmeyin buyuruyor. Fakirler, garipler, yetimler o vitrinlere bakıyorlar, işlerini çekerek gidiyorlar. Bu yiyene Allah aşkına şifa olur mu bu? Feyiz olur mu? Onun için ne göre? İbadetlerde feyiz azaldı, ruhaniyet azaldı, muaşeret gitti. O bizim ecdad, o zariflik, incelik vesaire onun yerine kabalık geldi. Güç göstermesi geldi. İsraf geldi. Ömür israf ediliyor. Zaman kıymeti bilinmiyor. En çok muhtaç olduğumuz kıyamet günü, o zor günde zamandır. Zamanı ben nasıl harcadım? Zamanı geri almak mümkün değil, satın almak mümkün değil, borç vermek mümkün değil, borç almak mümkün değil. Zaman en kıymetli sermayemiz. Zaman ziyan oluyor. İsraf ekonomisi var, kendini gösterme. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede israf edenler şeytanın arkadaşlarıdır. Bu nedir? Allah'ın verdiği nimeti ziyan etmektir. Cenab-ı Sümmelit Sünne Yömmüyüzün Aninnayim, verdiğim nimetin hesabını soracaksın buyuruyor. Yani hep hesap vereceğiz. Zamandan hesap vereceğiz. Giyimden, kuşamdan hesap vereceğiz. Allah'ın verdiği nimetleri nerede harcadık, onun hesabını vereceğiz. Sonra bir tefekkür sahibi olacak. Yani Allah bana verdi, ona vermedi. Demek ki o bana zimmetlidir. Bunun bir idraki içinde olacak bir Müslüman. O dünyada muhtaç, varlıklıya. Varlıklıya muhtaç. Fakir, varlıklıya muhtaç. Ahirette ise o varlıklı insan da o fakirin duasına muhtaç. Yani Cenab-ı bütün Müslümanı birbirine zimmetli olarak halketmiş. Tanzim etmiş. Öyle olmasını arzu ediyor. Onun için bu zamanımızda dünya bir vahşet yaşarken, ağır bir Müslümana bir zulüm altındayken, vicdanların kuruduğu bir zamanda Cenab-ı Hak لَنْ تَرَى بُرْرَاتِهَا تُنْكُمْ مُا تُبُونَ sevdiklerinizden vermedikçe Allah'a yaklaşamaz buyuruyor. Yani bugün Müslümanların o çektiği zulümün ızdırabını yüreğimizde duyabilmek ve hayır hasenata gayret etmek. Allah cümlemize inşallah cemali sıfatlardan nasipler ihsan eylesin. Amin inşallah.